Herkese merhaba efendim. 9 Eylül 2020 günlerden çarşamba. Haftanın ikinci gün Manşet programıyla yayınıyla karşınızdayız. Her şey kontrol altında mı? Ülkelerin başındaki insanlar her şeyin kontrol altında olduğunu söyler ve tabanlarına bunu telkin ederler. Fakat gerçekten öyle değildir insanlara sorulduğunda yaşamınızdan memnun musunuz hayatınızdan mutlu musunuz bir sıkıntınız var mı Yaşam neşeniz yerinde mi ona aldığınız serbest cevaplardır esasen belirleyici olan Twitter'da gördüm Almanya'nın bir bölgesinde yapılan bir ankette yüzde 90 mutluluk çıkmış Acaba dünyanın hangi bölgesinde hangi yöresinde bir anket yapılsa yüzde 80 90, ...mutluluğa ulaşır, ulaşılır. yüzde %60 %60-70'e ulaşılsa dahi kafidir. Esasen temel ölçü budur. Bir de e, yönetenler kendileri gidince işlerin bozulacağından dem vururlar. E, ve bunu da telkin ederler. Mesela Belarus'ta yaşanan budur. Ben gidersem e, hiçbir şey eskisi gibi olmaz... Doğru hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sen gidersen. Ama o negatif anlamda söylüyor. Bunu Amerika'ya götürdüğünüzde Amerika'da da Trump kendi 4 yıllık döneminde Amerika'ya çağ atlattığını, daha önce yerlerde sürülen sürünen Amerikan toplumunun şaha kalktığını falan söyleyecektir. Ve Trump iktidardan giderse e, te, ters yüz olacaktır her şey. Yani işte efendim insanlar Çince öğrenmek zorunda kalacaktır falan Bunları söylüyor, evet. Kamuoyu oluşturma çabası ve bu iktidarda kalmayı çalış, çalışan yönetenler her şeyi kontrol altında tutmak için e, kamuoyu oluştururlar ve oluşturdukları kamuoyuyla da, bulundukları yeri sağlamlaştırmaya çalışırlar. Şimdi Türkiye'de hayatınızdan memnun musunuz diye sorduğunuzda, mesela Nazilli'ye gidin, sorun bunu. Ya da Karaman'a gidin, sorun. Veya Osmaniye'de sorun. Ezbere, Bartın'a sorun. Ardahan'da yapın bu araştırmayı. Şimdi bu araştırmayı yaptığınızda, insanlar neye göre hayatlarından memnunlar veya değiller? Şimdi memnuniyet kıstasları ne? Yani sosyal ihtiyaçlar, gelir durumu, çocukların eğitimi, sağlık hizmetleri, yaşam kalitesi, tatil yapıp yapamadığı, işte seyahate gidip gidemediği, düzgün beslendiği, düzgün bir kent yönetimiyle muhatap olduğu vesaire vesaire. Şimdi bütün bunlarda kıstasları ne? Çoğu insan için e ya işte efendim bir çorbamın kaynaması, çocukların devlet okuluna gitmesi, benim de işte devletten aldığım maaşla ucucuna Allah'a şükür geçiniyoruz, yetiyor demesi bir memnuniyet olabilir. Peki o gerçekten yani memnuniyet kriteri midir? Dediğim gibi insanların beklentileri çok minimize edildiğinde, çok aşağı çekildiğinde aa ben bundan memnun olmam lazım Allah'a şükür, kanaat. E fakat bir başkası o... Biraz evvel sıraladığım şeyleri söylerse mesela isterse o senin gözün yükseklerde falan denir yani. Dolayısıyla kamuoyu oluşturma endüstrisi vardır ve bunu medya aracılığıyla yapar yönetenler. Ve esasen doğrudan mesela halka ulaşmayan veya halkın kullanmadığı bir takım enstrümanlar hizmet diye sunulur. Hayatında kullanmadığı havalimanı, hayatında geçmeyeceği köprü, tünel üstelik bunu finanse etmektedir. Ve enteresan bir şekilde bir ülkenin idarecileriyle o ülkenin aydınları veya o ülkenin gazetecileri, akademisyenleri ittifak ettiklerinde ortalama aptallığı ortalama aptallığı yüceltmek üzere ittifak ettiklerinde ve bunu görev edindiklerinde bunu satmaya ve pazarlamaya başlarlar. Buna uygun, bu kamuoyuna uygun üretimler yaparlar ve pazarlamaya başlarlar. Bol bol yalan söylenir ve kamuoyu istedikleri yönde manipüle edilir. O açıdan hükümetin ve hükümetlerin son günlerde, son aylarda söyledikleri çoğu şey de yalandır. Fakat siz bunu ne kadar anlatmaya çalışırsanız çalışın, Kamuoyu oluşturma endüstrisi ortalama bir aptallığı yüceltmek üzere kurulmuştur ve siz, siz, sizin işiniz çok zordur, çok zordur. Her şey kontrol altında mı? Umarım her şey kontrol altındadır. Evet. Ekonomik anlamda pandemi gerçekten sıcak aylara giriyoruz. Soğuk. Sonbahar soğuk kış yaklaşırken sıcak aylara giriyoruz. Ee, Türkiye'de açıklanan rakamların sahteliği yanlışlığı ortaya çıktı ve artık Sağlık Bakanlığı ve açıkladığı rakamlar en güvenilmez kurumların tepesinde. Ee, bir yandan e, insanlar sosyal mesafe vesaire e, kampanyalarıyla e, evlerde e, tutulmaya çalışılırken, öbür taraftanca. E, şey yapılıyor. enteresan bir şekilde e, ekonominin e, çarklarının dönmesi veya turizmin çalışması vesaire için o sektörlere gaz veriliyor. Sosyal ağlarda muazzam bir linç var. En son Erol Mütercimler bundan nasibini aldı. Ona bakacağız. Bugün Gazeteciler yargılanıyor. 6 gazeteci, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu Oda TV'den, Hülya Kılınç bir de. Ee, yine Murat Ağerel Yeni Çağ'dan, Aydın Keser ve Ferhat Çelik de Yeni Yaşam gazetelerinden. Ee, buna bakacağız. Deprem, zelzele sallanmalar var. Her defasında yüreğimiz ağzımıza geliyor. Ama yaklaşıyor yaklaşmakta olan, hep söylüyorum Türkiye'nin ekonomik e, kriz, pandemi kadar en önemli ve en öncelikli olması gereken gündemlerinden biri de deprem olmak zorunda. İstanbul-Marmara yaklaşan deprem olmak zorunda. O arada her şey e, devam ederken bir anda işte efendim e, sarayın bireysel emeklilik tasarruflarıyla da ilgilenme kararı ortaya çıktı Varlık Fonu üzerinden bireysel emeklilik fonlarında 150 küsür milyar varmış da Efendim acaba o ekonomiye nasıl kaynak olarak veya kredi olarak neyse bir hareket getirir miymiş filan hükümet tabi çok sıkıştığı için her yere saldırıyor hükümet diyorum da hükümet yok yani saray dememiz lazım dil alışkanlığı hükümet diye bir şey yok Türkiye'de artık saray ve kabinesi var Esasen saray var. Kaynak tükenmiş durumda. Ben böyle söyledikçe gerek pandemiyle ilgili ağırlıklı olarak Türkiye'de ama yurt dışında da var bu. Pandemiyle ilgili bir şey söylediğinizde veya ekonomiyle ilgili bir şey söylediğinizde pozisyonuma göre hep şu tepkileri alıyorum. Ya arkadaş hep böyle söylüyorsun da durumlarda bir değişiklik olmuyor. Ya işte abi böyle söylüyorsun ama arkadaş işte ekonomi bir şekilde toparlıyorlar. İşte efendim pandemi hep böyle söylüyorsun ama yani hani biz etrafımızda da kimseyi görmedik filan. Ee, biz yanılalım. Bizim söylediklerimiz, bizim uyarılarımız aman abartılı olsun. Ve aman dediğiniz gibi olsun. Ekonomi de, ekonomi kamyonu da devrilmesin. Pandemi de e, en yakınlarımıza bırak bizi en yakınlarımıza dahi ulaşmasın. Keşke. Fakat durum pek de öyle değil bunu da söyleyeyim. Siyasi konularla başlayalım bugün. Youtube'da kapağı da onu koyduk. Devlet Bahçeli AKP'yi mi karıştırmak istiyor? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün idam tartışmalarıyla ilgili olarak işte efendim konuşmuş. Haberi de Şöyle göstereyim size Cumhuriyet'in sitesinden ee, diyor ki efendim Bahçeli Bahçeli'yi Erdoğan'ı e, Mustafa Şentop'u inandırıcı bulmuyorum diyor. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun partisinin Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer üstün. Devlet Bahçeli diyor hem Erdoğan'ı sıkıştırmak hem de Ak Parti'nin içine bir el bombası atmak adına bunu yaptı. Şimdi öyle midir, değil midir bilmiyorum ama Devlet Bahçeli öteden beri bu idam meselesinde her defasında bunu dillendiriyor. Her defasında, işte esasen kendi döneminde bu yasalaşmasına rağmen, kendi döneminde idam cezası kaldırılmasına rağmen DSP, ANAP, MHP koalisyon hükümeti, kendisi de başbakan yardımcısı, kendi döneminde bu olmasına rağmen e, Devlet Bahçeli e, bunu işte urgan atarak e, başlamak üzere her defasında idam gelsin filan. Şimdi en son işte bu çocuk istismarı falan meseleleri üzerine ya bunlar cezasız ama bakıyorsunuz pakete hükümeti devirmek, anayasal düzeni değiştirmek falan gibi bir madde de var. Yani bundan siz bütün muhalifleri o heybeye koyabilirsiniz. Maksat çocuk istismarı öbürü veri ki değil maksat bir şekilde Türkiye'yi rayından çıkartmak. Birincisi, idam cezası diye bir şey var dünyada. Sadece Avrupa ülkelerinde yok ki Avrupa Birliği müktesebatı zaten bu ve bunun gibi hukuki normlar üzerine bina edilmiştir. Amerika'da pek çok eyalette var, Asya'da var, Afrika'da var, uygulanıyor da. Bu bir yani böyle bir şey var. Yani işte idam İslam şeriatında var. Yani sanki İslam şeriatında var diğer yerlerde. Böyle bir şey yok. İdam pek çok ülkede var. Amerika'da pek çok eyalette var. Sadece Avrupa ülkelerinde yok. Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde yok. Ama Asya'da var, Afrika'da var. Ee, İslam olsun olmasın pek çok ulusta, pek çok devlette, cumhuriyette şurada burada var. Bir bu. Yani böyle bir ceza yöntemi var. Ha, siz bu ceza yöntemine karşı olursunuz, taraftar olursunuz. Bu ayrı bir konudur. Ayrı bir hukuki tartışmadır. Artı Türkiye'nin içinde bulunduğu durum özeldir. O durumda nedir? Türkiye idam cezasını kaldırmıştır ve idam cezasını kaldırdığınızda bir daha geri getirmemek üzere kaldırırsınız. Yani altına attığınız sözleşme, altına attığınız imza böyle bir şeydir. Avrupa Birliği ile ilgili kıstaslar vardır. Türkiye'nin komşularıyla, yakın çevresiyle ilişkileri vardır vesaire vesaire. Bütün bunların hepsine bakılır. Bir, bu iki yani şimdi bu getireceksen getir kardeşim meclis elinde yani siz, bu iki kişinin meclis grubu bunu geçirmeye müsait. İyi parti falan da takılır zaten bu konvoya sıkıntı olmaz. Yani ne böyle geveleyip duruyorlar bunu anlamakta mümkün değil geçir gitsin yani. Yani yap yani kamuoyuysa işte efendim yap araştırmanı yüzde elliye altmışı gördüğünde anketlerde daya gitsin. Ne Elini tut anne. Bir diğer tarafı da bu. E, üçüncü tarafı da gündem değiştirme. Gündem değiştirme olabilir. İşte bu iyi partili vekilin, ya genel başkan şey genç e, Davutoğlu'nun yardımcısı işte partileri de karıştırıyorum. Çok sayıda parti var. Davutoğlu'nun yardımcısının işte Bahçeli AKP'nin içini karıştırmaya çalışıyor falan e, dediği şeyler de. Ya bilemiyorum ama e, ben sadece şunu biliyorum baktığınızda bugünkü sabahtan şunu görüyorum. Mesela Devlet Bahçeli'nin yaptığı yazılı açıklama sabahta böyle kocaman haber olmuş. 2023 adayımız Erdoğan'dır. Yani MHP Genel Başkanı 3 sene sonra yapılacak daha yani 3 senede ne olur, neler geçer, neler biter? 3 sene sonra yapılacak seçim için adayını şimdiden belirlemiş. Böyle şeyler de tuhaf yani siyasette böyle yani Birisi senin arkandan dürtüyor mu bunu söyle açıkla falan diye. Yani 3 yıl var yahu. Kim öyle kim kala? Yani. Ama işte biri bu. Bir diğeri de bu Milliyetten e, Güneri Cıvaoğlu'nun köşesinden getiriyorum. İşte AKP MHP Genel Merkezi karşılıklı e, Devlet Bahçeli gene idam organını mı attı? diye bir şey olunca yok bu sefer ip değil uzatma kablosu attı diyor. Evet bir uzatma kablosuyla AKP'nin ışığını yakıyor. Yani şu anda o ampul yanıyorsa bu Bahçeli'nin sayesinde. Ve sebep olan yapmış gibidir. AKP'nin tüm icraatlarına pozitif negatif ne varsa hepsine devlet Bahçeli aynen ortaktır. Hükümette bir pozisyonu olmamasına rağmen ama bugün Devlette belli alanlarda ve bürokraside MHP'li kadroların nasıl yerleştiği su götürmez bir gerçek. MHP'den iyi partiye geçelim dava arkadaşları. Şimdi dünün gündemiydi Ruşen Çakır'ın yönettiği medyaskop Selahattin Demirtaş'ta bir söyleşi daha doğrusu cezaevi üzerinden yazılı galiba bir mesajlaşmaya da bağlı bir soru cevap gerçekleştirdi ve Demirtaş orada Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak'la birlikte eşi Meral Hanım'ın kapısını çalar Akşener kahvaltıya geldik derdim diyor. Meral Akşener de e, Ruşen Çakır'ın medyaskopu aracılığıyla e, Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği bu kahvaltı mesajına ki böyle bir şeyin olası olması şu ara, şu ara imkan olası değil Demirtaş cezaevinde malum Dün Fox TV'de Çalar Saat programında karşılık vermiş. Ee, biz diyor partimizi değerler üzerinden kutuplaştıran anlayışı ortadan kaldırmak için kurduk. İnsan odaklı bakış açımız var bla bla. Her neyse en sonunda da şunu söylüyor. Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var. Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu'nun böyle bir özelliği var diyor. Yani Selahattin Demirtaş'ın e, kahvaltı teklifine verilen cevapta bir gün önce hatırlar, bir program önce hatırlarsınız Meral Akşeneri gene eleştirmiştim. Bir genç ayrılmak isteyen sevgilisiyle arasını bulmasını istiyor. Bak diyor yani kızı zorlarsam bacaklarını kırarım. Dili biraz sert Meral Akşener'in. Şimdi Akşener şeyden gelen, Demirtaş'tan gelen kahvaltı da şeyine, teklifine de Kan davalınız olsa bile içeri alırsınız. Demir taşı da alırım diyor. Yani benzetmelere bakar mısınız? Yani kan, bacak kırma vesaire. Çok tuhaf. bu dili. Yani karşındaki adam kahvaltıya gidelim gel gelir diyor. Eşimi de alır kahvaltıya bir kapıyı çalar, çat kapı yapar. Kahvaltıya geldikler gelirdim diyor. Yani ne kadar yani naif bir öneri yani siyaseten. Ee, cevaba bak. Yani, yani çok yakışık alan şeyler değil. Ee, dedim ya Fatih Nurullah kerameti kendinden menkul e, bu vatandaşı e, artık iktidar medyası da e, bu manşetlerle yerin dibine batırıyor çünkü artık adamın şey olacak hali yok savunulacak hali yok bu sapık kimin adamı falan diye e, yeni şafak manşetten e, çakmış Fatih Nurullah. O arada hükümetin daha doğrusu sarayın bununla ilgili yapılan haberlere de erişim yasağı getirdiğini veya haberleri yasakladığını belirtelim. Onu da söyleyelim. Fakat o arada ee, Akit e, Sapık'a 81 ilde suç duyurusu diyerek ee, Erol Mütercimi yaptığı bir açıklamadan dolayı başlıktaki ifadeyle direkt yaftalamış. Aynı ...buradaki gibi böyle bir yansıtma yapmış. Güya kelime oyunu yapıyor. Ee, İmam Hatip mezunlarına ben o konuşmayı seyrettim. Erol Mütercim'in e, hakaret ettiğini düşünmüyorum. Fakat ağzından çıkan laf itibariyle işte İmam Hatip'ten mezun olanlar kendinizi karşınıza sahtekar veya cinsi sapık olarak çıkıyor falan gibi laf bir genelleme gibi duruyor ama ama kastettiği o değil çünkü o tartışmanın içerisinde saatler süren bir tartışmanın içerisinde o tartışmanın adrenali üzerine söylenmiş bir şey çünkü karşıdaki Müfit Yüksel galiba işte sen Joseflerden şuradan buradan papazların bilmem nelerin cizvit papazlarının falan filan çıktığını filan söylüyor. E sen öyle söylüyorsun ama diyor imam hatiplerden de böyle örnekler var falan demeye getiriyor. Aslında böyle yani imam hatiplerden çıkan da böyle örnekler var dese sıkıntı olmayacak ama imam hatiplerden de Bunlar çıkıyor dediğinde ve İmam Hatip'ten mezun olanlar karşınıza böyle çıkıyor. Bir genelleme oluyor. Bütün İmam Hatip camiası maksadı aşan bir ağızdan çıkan şey var. E, laf böyle. Bunu dediğim gibi olayı anlatmak için söylüyorum. E, ne yermene, ne savunmasa dediğinde e, gerçekten böyle vicdanlı olan insanlar da baktığında bunu bu şekilde görürler. Hiçbir aklı başında insan ki, Erol Ulu aklı başında bir adamdır. E, böyle bir laf etmez. E, Türkiye'de milyonlarca imam hatip mezunu var. Milyonlarca Milyonlarca olmasa yüz binlerce bile olsa, on binlerce bile olsa e, yasal faaliyet gösteren hiçbir okul e, ve üniversiteden çıkan insanlar veya herhangi bir camiaya karşı yasal çerçeve içerisindeki herhangi bir camiaya, herhangi bir örgüte, gruba onların, onun mensuplarına karşı böyle bir genelleme e, yapılamaz. Ama dediğim gibi tartışmanın şehveti içerisinde çıkan bir şey yoğun e, saldırı var gözaltına aldırmaya, tutuklatmaya falan filan çalışıyorlar. Ee, umarım bu süreci atlatır çünkü gerçekten üzerinde duracak bir konu değil. Basın turunu başlatalım ve devam edelim. Şimdi bir önceki yayında bahsetmiştim. İşte Hürriyet Gazetesi ne bileyim açık hava konserini getiriyor. Yok böyle oldu mu deyip milletvekili düğününü falan getiriyor. E Ertuğrul Özkök de bir, tu, şeyle, e, turizm bakanıyla görüşmüş. Otelini açan pişman olmadı diyor falan filan. Hala diyor işte söyleşinin içerisinde var. Her gün 33 bin Rus turist geliyor falan Antalya'ya falan diyor. Bir yandan işte bunu köpürtüyorlar. Öbür taraftan da e, konser dinlemeye gideni veya düğün yapanı falan. Tuhaf bir şey var. Yani hem hayat devam etsin hem de aman işte efendim üst üste gelmeyin, üst üste çıkmayın. E, hangisi? Yani zor bir durum. Ama gene hürriyetten devam edelim. Ee, korona savaşçısı doktorun feryadı. Hastam 15 dakikada kötüleşti, bir saatte öldü. Ne olur ciddiye alın diyor. Detaylarını okursunuz bulur, bulur ee, hürriyetin sitesinden. Vakaların %11.5'u da sağlıkçılar ki şu anda açıklanan vakalar. Gene hürriyetin kelebek ekinden bir haber getireyim. Altın güvercin beste yarışmasız. Güvercinler sahiplerini buldu diye haber yapmış ama. Şimdi bak dedim ya bir önceki gün yerden yere vuruyor Açık havadaki konseri bir sonraki gün Allah millet üst üste alt alta sarılmalar işte şeyler ne bir sosyal mesafe var ne de bir maske görebiliyorsunuz yani bir yandan da böyle hangisi? Virüs müzikle yayılıyor ünlemiyle bir gün genelgeye göre bir genelge yayınlandı dün İçişleri Bakanlığı. Ayasofya'nın açılışında her hafta kitlesel kılınan cuma namazlarında, Erdoğan'ın mitinginde, AKP'lilerin düğününde, fabrikalarda, limanlarda buluşamayan virüs müziği duyunca harekete geçiyor. O arada hatırlatalım e, Ayasofya kararına itiraz etmiş e, Cumhurbaşkanlığı kutluyor. E, Cumhurbaşkanlığı tuhaf bir şey. saray kendi kararnamesiyle Ayasofya'yı açtı ve kendi hukukcusuyla da danıştaydaki davaya veya yargıda devam eden davaya itiraz etmiş ve tekrar şey ne derler müzeye döndürülmesi filan yolunda itirazda bulunmuş. Tuhaf. Ayasofya'nın açılışına yüzde yüz açıldı gözüyle bakmıyorum. Başından beri de böyle. Ee, pamuk ipliğine bağlı bir açılış gibi geliyor. Yarın öbür gün bir mahkeme kararıyla, yarın öbür gün başka bir yönetim geldiğinde, yarın öbür gün Tayyip Erdoğan'ın kararları yok hükmündedir falan denildiğinde yeniden müzeye dönebilir. Hatta şu ara Cumhurbaşkanlığı'nın itirazını dinleyip yargı tekrar kapatma kararı alabilir veya işte efendim korona yayıldı falan filan büyüyor ee, tekrar biz e, bu sebeple camiyi kapatıyoruz denilir, bir daha da açılmaz falan böyle şeyler olabilir. Dediğim gibi Ayasofya meselesi e, geçici bir ibadete açılma hali olabilir, onu da söyleyelim. Gazete Pencere havuz problemine döndü. Hükümet hem vaka sayılarını azaltmak istiyor hem de hayatın olağan akışını bozmaya yanaşmıyor. Ayakta yolcu yasağı tam da bu paradoksa örnek karar alındı ama işe gidecekler için bir düzenleme yapılmadı diyor. Bir diğer tartışmada ayakta yolcu meselesi gazete pencere söylenecek her şeyi söylemiş. İlave bir yorumum, yorumum yok. Yeni mesaj Mart'a dönüş demiş. Vaka sayılarının ciddi ölçüde tırmanışa geçmesi, COVID-19'dan ölen vatandaşlarımızın sayısının günlük bazda 50'yi aşması üzerine Türkiye genelinde önlemler sıkılaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın... Yayınladığı yeni genelgeye göre tüm Türkiye'de bütün alanlarda maske takmak zorunlu adım adım Mart'taki önlemler geri geliyor demiş. Covid dolmuşu evrenselden kimi vekil çocukları ambulans uçaklarla VIP olarak hastanelere taşınırken kimi vekil çocukları Nevşehir'de Covid-19 hastası köylüler bir minibüsle köy köy dolaştırılarak hastaneye götürüldü diyor. Ve haberdardan bin yıl geçse de unutulmayacak manşeti çok güzel bir manşet tebrik ediyoruz Said Sefa ve ekibini. AKP Türkiye'sinde başörtülü öğrencilere yapılanlar bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat'ı geçti. Uşak'ta gözaltına alınan başörtülü öğrencilere yapılan işkenceyi anlatan kız öğrenci iki kez çıplak aramaya maruz kaldım. Pantolonu tamamen çıkarttırdılar. İç çamaşırımı dizlerime kadar indirip otur kalk yaptırdılar. Bunu hem İzmir'de hem Uşak'ta yaşadım diyor. Ve Türkiye'deki hiçbir kabile de bunu görmüyor bizden değil diye onlara da yazıklar olsun. Türkiye Meryem'i İran'a vermedi. Hürriyetten bir haber. Aman ne güzel İran'da zorunlu başörtüsünü protesto ettiği için mahkum olan Meryem Şeriat Medari kaçtığı Denizli'de gözaltına alınmış. Meryem avukatların girişimiyle bir gün sonra bırakılmış. Niye? Çünkü abuk subuk bir nedenden e, hakkında e, yakalama kararı çıkartıldığı için ve ülkeye döndüğünde adil yargılanmayacağı için ve belki de idam edilebileceği için. İşte aynı şekilde ey hürriyet kafası Türkiye'den yurt dışına çıkan insanlar da abuk subuk içi boş gerekçelerle suçlanıyorlar ve ondan dolayı Türkiye'ye iade edilmiyorlar. İranlı bir kıza veya kadınla böyle empati yapıyorsun da Türkiye'den çıkan diğer masumlarla da benzer empati yaparsınız umarım da kime ne anlatıyorsun. Michael Cohen eski avukatı Trump'ın ki Trump'ın Trump'ın yakınlarından itirafçıların bir düzineyi geçti. Kitap yazanlar belki yarım düzine. Trump çete lideri gibi demiş ki bu Michael Cohen benim seyrettiğim Trump belgesellerinin tamamında var. Uzun yıllar yanında çalışmış. Bütün geride ne kadar çetrefil işi varsa halletmiş bir isim. Bütün görüntülerde görürüm bu Michael Cohen'i. Sağ kolu adeta bir numaralı çalışanlarından biri. Belki de bir numaralı hukuk danışmanı her neyse. Hilebaz, yalancı, zorba, ırkçı, saldırgan ve sahtekar diyor. Evet. Zaten o belgesellerden birkaç tanesini seyrettiğinizde Trump hakkında çok da olumlu pozitif bir kanaatini, kanaatiniz olmaz. Evet. Çete lideri demiş. Eski avukatı. Yeni yaşam Türkiye'nin gözaltında kaybedilenlerle ilgili Birleşmiş Milletler'e gönderdiği bilgiler çarpıtmalarla dolu. Birleşmiş Milletler'e skandal kayıp yanıtları diyor. Gerçekten yani hem ülkenin gönderdiği yanıtlar öyle. Hem de işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası kuruluşlar veya işte insan hakkı ihlallerine bakacak olan uluslararası tarafsız olması gereken e, mahkemeler... E, e, faaliyetleriyle gerçekten çıldırtıyor. Bu bir yana, öbür taraftan işte Spano Baş yargıç Ahim'de Türkiye'ye geldi ve yani yerden yere vurulacak faaliyetlerde bulundu. Tarafsızlık kendi tarafsızlığına ki önce aldı Türkiye ile ilgili daha önce aldığı kararlarda da tarafsız olmadığı açık da. Neticede 2013'ten beri Ahim yargıcı geriye doğru 7 yıllık bir sicili var. Ama iyice ee, tüy dikti evet kime güveneceğiz yani bir tür, bu tür şeyleri görünce insanda gerçekten bazen umutsuzluğa kapılıyor ne yapacaksın yani ülkende adalet yok dışarıda yok uluslararası kuruluşlara gidiyorsun onlar da senin ülkendeki ee, şebekeyi kayırıyor artık yani bulabileceğim en iyimser kelime şebeke olduğu için söylüyorum ne yapacaksın nereye gideceksin yani şu dünya üzerinde Mars'a mı çıkalım yani mümkün olsa dünya üzerinde adalet bulamıyorsun. Adalet arıyorsun ve yok yani. Dolar altın faiz yükselirken maaşlar eridi demiş Yeni Asya. Döviz fiyatlarında yeni rekorlar kırılır ve çift taneye çıkan faiz oranları yükselmeye devam ederken maaşlardaki erime çalışanları zorluyor. Milliyetten sigortalar varlık fonuna, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerini varlık fonu çatısı altında birleştiren Türkiye Sigorta kuruldu. Evet. Varlık fonunun başkanı Tayyip Erdoğan, yardımcısı da damadı Berat Albayrak. Ülkeyi ve bütün kaynaklarını ve ülkenin bütün tasarruflarını ve milletin bütün tasarruflarını bankalarda olsun olmasın her yerdeki neyse bir şekilde kendi fonlarına, aile fonlarına bağladılar efendim. Başka bir izahı yok bunun. Nakitte zorlu viraja girildi. Kredilerde sona eren geri ödemesiz dönemin ertelenen cari dönem vergileriyle çakışması işletmelerde ödeme endişesi yarattı diyor dünya manşetten. Bunlar daha iyi aylarımız, iyi haftalarımız, ...zor bir kışa yürüyoruz. TR724 manşette benim bir analizim var. Çağlar, Cavit Çağlar olmasaydı 15 Temmuz'un akıbeti çok farklı olabilirdi. Gerçekten Cavit Çağlar Olay TV'yi kurdu şu anda. Muhalif olup olmayacağı konuşuluyor ama hükümetle ilişkileri, Rusya ile ilişkileri... ...ve 15 Temmuz'un perde arkasına dair bildikleri ve Rusya ile o dönem götürdüğü... ...Rus uçağının düşürülmesinden sonra götürdüğü pazarlık falan çok dikkat çekici... Bunu burada şu anda anlatırsam girersem çıkamam. Bununla ilgili birkaç güne ayrıca sırf bu konuya münhasır bir 8-10 dakikalık video yapmayı düşünüyorum. Sadece bunun anonsunu yapmakla yetineyim. Marmara sallandı milliyetten okuyalım. Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 0.57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afat sarsıntısının 9 kilometre derinlikte Afat sarsıntının 9 kilometre derinlikte yaşandığını belirtti. İstanbul başta çevre illerde hissedilmiş deprem o arada Malatya Püdürge'de de Pütürge'de de 4.6'lık e bir e zelzele olmuş. Dün 13.44'te 15 kilometre derinliğinde. Evet yer yer sallanıyor. Anadolu çok hareketli. Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan başta söyledim gerçekten korona kadar ekonomik kriz kadar deprem eş zamanlı ülkenin gündemi olmalı yani. İlk ateşi biz açmayalım sabahın manşeti bu. Evet efelenmeler, kürsüden beylik laflar ayar vermeler bitti ve Türk Yunan askeri heyet toplantısı yarına geldik efendim. Evet. Türkiye Doğu, Doğu, Akdeniz'de de güzelce bir bugüne kadar e, savurduklarını, öfürdüklerini hafiften yutmaya başladı. O arada Sergey Lavrov 8 sene sonra Rus Dışişleri Bakanı Suriye'ye gitmiş. Beşar Esad'la görüşmüş. Suriye ile ilgili Suriye'den de bir şey gelmiyor. Dolayısıyla Türkiye dediğim gibi sınırlarının dört bir yanında 7 düvele karşı esiyor, üfürüyor. Ondan sonra ne oluyor? Oluyor ve e, kürsülerden konuşmayan, ince diplomasiyle bu işi götüren Avrupa Birliği ülkeleri, ne bileyim Rusya gibi ülkeler, Amerika gibi ülkeler birkaç ay sonra gereğini yapıyor ve işte o öylece de Türkiye'deki veya Ankara'dakiler ağzının payını almış oluyor ama vatandaş bunu anlıyor mu? Haberi var mı? Bilmiyoruz. Evet. Aydınlıkla ilgili bir konu var ama onu sonraki bahiste ele alacağım. Özellikle Uygur Türkleri ile ilgili Aydınlığın duruşu, o konuda gençlik örgütlenmelerine verdiği gaz, ayrıca ele alınması gereken bir konu. Onu bugünkü şeyde değerlendirmeyi bugünkü programda değerlendirmeyi düşünmüyorum. Son bir e, fotoğrafla veya challenge'la e, manşeti kapamak istiyorum efendim. Bir challenge var yani meydan okuma. İngilizce kelime challenge. E, fotoğraflar koyuyorlar. Küçüklük hali ve son e, hali yan yana. Herkes küçük en tatlı fotoğrafını ve ona en işte e, yaraşır halini falan yeniden poz verip çektirenler falan var. Mehmet Altan öyle yapmamış. 1970 ve 2019'dan iki kare paylaşmış. Biri ağabeyi ki aralarında bir iki yaş var. Ee, Mehmet, e, Ahmet Altan'la soldaki Ahmet Altan sağdaki Mehmet Altan. 1970 efendim. Ve neredeyse 50 yıl sonra 2019'da Ahmet, Ahmet Altan'ın tahliye olduğu bir hafta sonra maalesef tekrar tutuklandı. Tahliye olduğu andan şu fotoğraf ki bana göre de en iyi e, challenge meydan okuma fotoğrafı bu 1970-2019 Altan kardeşler. Bununla bir manşeti daha e, sonlandırıyoruz ve bu challenge'la ekranda bu varken e, yayını kapatıyorum. Yarın Perşembe güne bakışla Turan Görür Yılmaz karşınızda olacak. Biz Cuma günü haftanın son manşetinde e, tekrar buluşmak umuduyla huzurlardan ayrılıyoruz efendim. Hoşçakalın.